Merhabalar, bu hafta aslında geçen haftalarda da işlediğimiz bilimsel bir çalışma önerisi nasıl hazırlanır konusundan devam edeceğiz. Ama bu hafta bilimsel bir çalışma önerisi hazırlamanın yöntem konusundan bahsetmiş olacağız. Buyurun hocam, siz başlayabilirsiniz. Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen hafta, yani iki hafta önce güzel bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum bilimsel proje hazırlama ya da bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili sizinle karşılıklı interaktif sohbet etmiştik orada nelerden bahsetmiştik şöyle baktığımız zaman bilim nedir araştırma nedir sonra araştırmanın temel özellikleri nelerdir araştırmanın çeşit çeşitleri ve sınıflandırmalar konusunda sizlerle konuşmuştuk bunlar şöyleydi. Bunlar temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar, eylem araştırması, tarihsel araştırmalar, alan saha araştırmaları, deneysel araştırmalar ve araştırmalar, etnografik araştırmalar. Bunlar e, bu şekilde sınıflanıyordu. Bir de bu sınıflamalar çok farklı kategoriye göre sınıflandırılıyor. Amaca göre sınıflandırmalar var, soruna göre sınıflandırmalar var. Nicel ve niteliksel sınıflandırmalar, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar diye sınıflandırmalar var. Artık nereden bakıyorsanız ona dayalı olarak sınıflandırma yapılabiliyor. Önemli olan bilimsel araştırmanın bir metodolojisinin, bir hiyerarşisinin olmasıydı. Proje nedir diye sormuştuk. Projelerle ilgili kısa bir tanımlayacak olursak, eğer geçen haftalarda olmayan ama bu hafta yeni gelen arkadaşlarımız olursa, projenin temel esprisi şuydu: Proje belli bir yerde belli bir süre içerisinde belli bir bütçe ile net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik planlanan faaliyetlerin bütünü evet. yani buradaki anahtar kavra amaç var planlama var tüm bu amaçlar doğrultusunda planlanan faaliyetlerin işte maliyet olsun olanaklar olsun onların hepsine yönelik planlı bir e, yapı bütünü e, lirik olarak e, bütün olarak tanımladığımız bir amaca götüren e, ürün ortaya çıkarmaya yarayan e, bir faaliyetler bütünü olarak söyleyebiliriz. Aslında bir yerde proje varsa orada bir ihtiyaç vardır. İhtiyaç varsa da orada bir proje vardır diye söyleniyor. Proje önerisi nedir ve buradaki proje önerisinin temel amacı ne diye sorduğumuz zaman proje önerisini hepimiz biliyoruz ki 5 bir k sorusu çok kısa bir şekilde ne nerede ne zaman kim kiminle nasıl ne şekilde yapılır ne kadar yapılır bu soruların e, cevaplarını arayan öneriye biz proje önerisi diyoruz. Burada projenin amacı ve gerekçesi çok önemli. Maliyeti ve uygulama zamanı çok önemli. Metodolojisi çok önemli. Ee, ve e, kiminle yapacağın çok önemli. Niyazi Karasar'ın kitabında aslında çok detaylı bir şekilde e, bunlar açıklanıyor. Bu Krasfel'in kitabında da var. Karma Yöntemler kitabında da bu Türkçe'ye çevrildi. Ondan sonra birçok e, bilimsel araştırma yöntemleri kitaplarında da bunlar açık ve net ortaya konuyor. Aslında neden proje? Çünkü bilgi, beceri, yetkinlikleri artırmak için proje olmalı. Projeler akıllı olmalı diye söylemiştik. Niye? Ölçülebilir olmalı, özgün olmalı, başarılabilir, sürdürülebilir, gerçekçi ve belirli bir zaman sınır içerisinde gerçekleştirilmesi diye söylemiştik. Bilimsel projeleri hazırlamak için mutlaka iki tane temel yaklaşım ve yöntemin olması lazımdı. Bir bilimsel proje hazırlamada bir bir proje döngüsü yönetimi e, mutlaka olması lazım iki mantıksal çerçeve yaklaşımının olması lazım eğer biz bir proje hazırlıyorsak bu projenin içerisinde iki tane temel yaklaşımdan bahsetmemiz gerekiyor proje döngüsündeki temel bakış açısı ne ya fikir varsa orada bir proje sorun varsa orada bir proje var demektir onun için bu fikrin oluşabilmesi, yaratıcı düşünmenin süreçleri nedir diye soracak olursanız, yaratıcı düşünmenin sürecinde bir uyarıcı, iki keşfetme, üç planlama, dört etkinlik, beş değerlendirme, altı gözden geçirme diyor. Şimdi baktığınız zaman bütün kuramlarda bir uyarıcının olması gerekiyor hani davranışçı kuram hayatın ta kendisidir diye bir hipotez kursam buradaki arkadaşların kaç tanesi karşı çıkar bilmiyorum. Çünkü uyarıcı olmadan etkinlik gerçekleştirilemez. Ama bu uyarıcıyı kim görebilir? Bu uyarıcıyı şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya da zeki insanlar ayrıntıyı çok iyi görür derler mesela. İşte buradaki problematik durumu uyarıcıyı insanları rahatsız eden, ondan sonra hedefe varmayı engellen, engelleyen, organizmayı rahatsız eden durum problematik durumdur. Buradaki en önemli şey problemler insanlar için şanstır, şans. Çünkü medeniyetin gelişmesi için de problem varsa medeniyet vardır problemleri ortadan kaldırdığınız zaman siz bir üst katmana çıkıyorsunuz yani. Problemsiz insan olmaz. Hayat eşittir problemdir. Problem eşittir medeniyet ve proje demektir işin açını. Ne taraftan bakıyorsanız o taraftan gerçekliğinizi ortaya koyarsınız. Fikir belirleme dedik. Sonra proje fikrinin analizini yapacaksınız. Teknik açıdan, uygulama açısından her fikir proje olur mu? Çünkü olabilmesi için uygulanabilir olması lazım. Bizim bir hoca vardı. Afaki olmaması lazım derdi yani. Afaki kavramını o kadar güzel kullanırdı ki onun bir ulaşılabilirliği olması, ölçülebilirliği olması gerekiyor. O zaman bunlar işte bilimsel yöntemin, bilimsel araştırmanın şeyi bu yönde. Ön değerlendirmeden geçmiş olması gerekiyor. Finansman bunun maddi kaynağını sağlaması lazım. Buna şöyle espiritüel bir yaklaşımla yapmamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarını aslında kendisine göre yapmıyor. Niye? Maliye Bakanlığı'na göre yapıyor. Tüm öğretmenleri Maliye Bakanı atıyor. Neden? Onun finansmanını kim sağlıyor? Maliye Bakanı sağlıyor. Ben şu kadar para veririm, sana bu kadar bütçe ayırdım diyor. Daha fazlasını yapamam diyor yani. İster siz öğretmen alın, ister almayın. Şimdi Milli Eğitim Bakanı istese öğretmenlerin tamamını alır mı? Alır. Ama finansmanını kimse finansmanın olması lazım. Finansmanını sağladığınız zaman onu gerçekleştirebilirsiniz. Yoksa Umarım Türkiye Ay'a gider. Bu Ay'a gitme projesi gerçekten yeni jenerasyon, alfa ve z kuşağın, x, y, z kuşağın ne yapıyor? Çok heyecanlandırdı. Bizleri bile heyecanlandırdı. Biz uzaya gideceğiz. İnşallah 2023'te ilk şeylerini gerçekleştirebiliriz. Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, uygulama ve denetlenebilir olması gerekiyor ve değerlendirilebilir olması gerekiyor. Bunlar proje döngüsüyle ilgili temel yaklaşımlardı. Mantıksal çerçeve yaklaşımı dediğimiz zaman da şuydu. Bir sorunun analizini yapacağız. Bir sorun analizi. Bu sorun neyi ortadan kaldıracak ve bizim hangi hedeflerimize gitmemize neden olacak. Sorunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Eğer sorun eften PÜF'ten bir sorunsa veyahut da katma değeri az olan bir sorunsa yapılsa da olur yapılmasa da olur. Ha Buradaki sorun şu. Bir öznelci bakış bir de nesnelci bakışla bakmamız gerekiyor. Bir de ortak akırla bakmamız gerekiyor. Bu sorunun büyüklüğü, küçüklüğü veyahut da sorunun temel kaynakları veya sorunla ilgili temel durum ne? Bu sorun neden eden oluyor yani. Onları çok iyi yapmamız lazım. Hedef analizini yaparken de hedef analizi e, çok önemli. Ondan sonra hedef analizleri bizim baktığımız zaman e, hedef sorun analizlerinde şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. İşin açığı Bu sorun e, sorun temel kaynağı ne? Sorun ağacında yer alan ve almayan bir şey düşünün. Sorunu bir ağaç olarak düşünün. Bu ağacın kökü, yaprakları, dalları, ondan sonra ortaya çıkarılan durumlar ne? Ondan sonra sorun ağacındaki genel sorunlar neler? Projeyle bu çözümlemeye çalışılan durumlar nelerdir? Sorun ağacında yer almayan genel sorunlar projenin gerçekleştirme veya varsayımla ilgili genel durumlarına ne yapabilir? katkı sağlayabilir. Onun için e, sorun analizlerini biz çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor işin açı. Peki hedef analizine baktığımız zaman hedef analizlerinde de e, şöyle bir bakış açısını gerçekleştirmemiz gerekiyor hedef analizlerinde. Ee, sorunların çözülmesiyle birlikte ulaşılmak istenen hedeflerin analizin edildiği aşamadır bu. Daha önce belirlenen sorunlar pozitif bir yaklaşımla tekrar edilmeli. Çünkü daha önceki e, sorunlar nelerdi? O sorunlara giderken koyulan hedefler neydi? Onlara bakmamız lazım. Ee, aslında hedef analizinde sorun ağacında bulunan tüm sorunların olumlu hale getirilir ve hedef ağacı oluşturulur. Bu hedef ağacının e, ağaç kavramını gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman e, çok daha somut bir hale gelebiliyor. Yeni hedefler arasında bir araç-amaç ilişkisini oluşturmak, hiyerarşik bir resim olarak ortaya koymamızı sağlar işin açığı buradaki e, şeyde ağaçlarda mesela e, sorun ağacında neler faydalar nelerdir projenin hedefi nelerdir faaliyet alanların nelerdir mesela bunlar son derece önemli olarak mesela e, bir başka şeyde hedef analizini örnek olarak şöyle vermişler diyorlar ki imalathanelerin müşteriler üzerindeki imajı nedir Güvenilir. Peki buradaki temel şey gıda zehirlenmesinin e, vakalar azaldı. İkincisi kötü beslenmeye bağlı rahatsızlıklar azaldı. Güvenilir gıda arzı yeterli düzeydedir. Sonra gıdalar hijyeniktir. İmalathaneler temizdir. Çalışanlar temizlik kurallarına uyuyor. Gıda e, üretim şartları uygulanıyor. Kullanılan girdiler insan sağlığına uygun. Buraya baktığımız zaman hedef analizindeki temel şey güvenililik aşaması son derece önemli. Bir de strateji analizi vardır ki bu strateji analizi hedefe ulaşmak üzere erişimde kullanılacak tüm stratejileri, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi sürecidir. E, strateji analizi nasıl yapılabilir? Bu strateji analizi hedef ağacında yer alan projeye sağlanması mümkün olmayan hedefler elenir. Bir proje oluşturulacak olası alternatif stratejiler ortaya konur. Alternatifiniz varsa esneklik vardır zaten. Esnekliğiniz varsa yaratıcılığınız da vardır. Onun için e, bu son derece önemli, bu stratejik bakış açısında esneklik eşittir, yaratıcılık yaratıcılık eşittir, stratejik e, başarı demek aslında. Bir projede oluşturulacak olası alternatif stratejiler ortaya konur, maliyet, aciliyet durumu, yapılabilirlik durumu, kaynaklar kısıtlamalar neler? paydaşların bakış açıları, bunun gibi kriterler dikkate alınarak en uygun stratejiler ne yapılabilir? Eğer siz stratejinizi e, yanlış seçerseniz e, hedefe ulaşmakta ve projeyi gerçekleştirme iptaliniz yok. E, burada bir anekdot anlatmak istiyorum. E, Muğla Üniversitesi'nde daha yeni bir e, doça, araştırma e, yardımcı doçentim Burada askeriyede e, stratejik olarak eğitim veren bir albay arkadaşım vardı. Geldi, dedi ki ya bize de şey verir misin işte örgütsel e, bağımlılık ve örgütsel stratejiler konusunda e, askerlere, erlere, erbaşlara ve işte buradaki e, askeri şeylere verir misiniz? Tabii dedim e, örgütsel liderlik, bağımlılık vesaire. Biz konuşmaya gittik ama oradan müthiş bir bilgi aldık. Stratejik kavramı biliyorsunuz, militarist bir kavramdır, askeri terminolojiden geçmiş bir kavramdır. Bu Mark Arthur'u herkes biliyor bu Amerikalı müthiş general. Onun bir makalesini okumuştum. Okumuştum. Onun makalesinde şöyle diyor, çok basit stratejiyle ilgili. Strateji. Hedefe doğru giden direkt bir yol, direkt bir yol. Yönünüzü belirler. Yani ana yön gibi, doğu batı güney kuzey yani. Yönünüz kuzeye gidiyorsa siz kuzeye gidersiniz, batıya gidemez. Ha dünya yuvarlak olduğundan dolayı farklı şey olabilir ama e, strateji hedefe e, giden yoldur. Yöntem ise tamam mı? Yöntem genel yaklaşımdır strateji. Yöntem ise o strateji uygulamak için işe koyduğunuz şeylerdir, e yollardır. E e teknik ise o işin e daha detaylı halidir. Taktik ise sizin e usul ve şeyiniz, tavrınız, karakteriniz, yapınızdır. E MacArthur şöyle söylüyor savaşa girip girmeme konusu bir stratejiktir. Stratejiktir diyor. Strateji analizidir diyor. Savaşa ya girersiniz ya da girmezsiniz. Eğer savaşa girerseniz diyor ölüm kaçınılmazdır diyor. Ancak yöntem ve tekniklerle ölümü geciktirebilirsiniz diyor. Bunun anlamı şu. Stratejide yapacağınız hata İflah olmaz bir sonuç getirebilir diyor yani. Yöntem ve tekniklerle siz sadece ara bir pansuman yapabilirsiniz diyor. Strateji bu son derece önemli. Peki stratejinin seçiminde analizinde biz neler yapmamız gerekiyor? Neler olması gerekiyor? Strateji seçiminde dikkat etmemiz gereken bir maliyetler Bu savaşta olduğu gibi can kaybı olabilir veyahut da bir bilimsel araştırma projesinde bir okula gidiyorsunuz, okulda yeni bir model uyguluyorsunuz, yeni bir yöntemi ve stratejinin etkililiğini uyguluyorsunuz, oradaki çocukları deneysel olarak bir deneye tabi tutuyorsunuz, zaman, mekan, diğer öğrenciler, diğer öğretmenler, yönetim vesaire ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Bunun maliyeti çok önemli, farklı paydaşların bakış açıları çok önemli bak. Hepiniz bilirsiniz sosyal medyada adam bir tanesi bir şey söylemişti. Siz aslında çevrenizdeki beş kişinin ortalama neydi o arkadaşlar? Ortalama zekası kadar sizin zekanız beş kişinin toplam ortalamasıdır diye bir şey söylemişti. Ya da bizim kültürümüzde arkadaşını söyle, senin kimi olduğunu söyleyeyim. Ya da işte bu kullandığımız, etkileşimde bulunduğumuz e, bakış açılarının e, ortalama bir şeyi. Onun için ne kadar farklı kültürde, farklı e, dünya görüşüne, farklı e, tutum, değerlere sahip olan insanlarla arkadaşlık yaparsak biz o kadar da zenginleşiriz. Onun için e, bugünkü sizlerle e, böyle arkadaşlık yapmam beni Zenginleştiriyor yani ces mimikleriniz hareketleriniz ondan sonra gerçekten de güzel oluyor bu paydaların zaman perspektif paydası zaman perspektifi ne Muhammed hocam merhabalar <laughs> zaman perspektif konusunda ne düşünüyoruz zaman en iyi ilaç mıdır yoksa en iyi zehir midir? Ama bildiğim bir şey varsa zaman hiç kimseye torpil geçmiyor yani işin açığı arkadaşlar. Zaman kimseye torpil geçmiyor. Mevcut kaynaklar nedir? Mevcut potansiyel ve kapasiteler nelerdir? Bunlar strateji belirlemede son derece etkili. Bu işin aciliyeti ne yani? Ne oluyor da bu şey oluyor? Hatta bilimsel araştırmadaki Yapılan bir çalışma da şunu söylemem Ne oldu yani? Bunu yaptığımda ne oldu? Başım göğeme erdi. Yapmasam ne olurdu? Aslında bu bilimsel araştırmanın önemini ortaya koyan mükemmel bir Anadolu söylemi yani. Ne oldu yani? Başım göğeme erdi diyorlar ya yani. Evet erdi, başım göğe erdi diyorsanız araştırmayı yap. Senin hangi sorununu çözüyor? şu sorunu çöz. Evet, bu sorunu çözüyorsa devam et. Ya bundan yüzlerce yap. O zaman yapma. Bu kadar basit. Peki bunun aciliyeti var mı? Var kardeşim. Ben bu stratejiyle bunu çözeceğim diyor sanırım. Politik yapılabilirlik ne? Siz yapabilirsiniz ama bazen imkanlarınız e Ermeyebilir. Anadolu'nun yine bir söylemi var. Aklın erer de, gücün ermeye derler mesela. Burada da politik yapılabilirlik son derece önemli. Aklın erer ama gücün yetmeyebilir. Buradaki güç artık size bırakıyorum yani. Politik güç olması gerekiyor burada. Ama demokrasi ülkede demokrasi benimseyen insanlar da güç bendedir diyor. O çizgi filmdeki himen var ya yani o çocukların damarlarına kadar gidiyor. Güç bende artık diyor. O çocuk ve bu çocuk diyor ki ben bunu başarabilirim diyor. Yapabilirim diyor. Ama işte maalesef bazı şeyler vardır ki o yapılabilirlik aklın erir ama gücün ermezse o çok adamın zoruna gider yani. Bir proje yaparsın, bulursunuz, ...ya bununla dünyayı kurtaracağım... ...Türkiye eğitim sistemine... ...müthiş bir böyle şey katacağım kardeşim... De ...bu değiştirecek dersin... ...değiştirecek... ...sana derler ki... E, ...güler böyle Muhammed Hoca gibi... ...sen çok yaparsın bunu der... ...çok, niye? E, yapılabilirlik güç yok yani... ...güç sende değil... ...ondan sonra... ...ama biz şunu unutmayız ki... E, Eylemlerimizin hep öznesi olmayı isteriz. Varoluşçu felsefenin temel paradigması da bu zaten. Varoluşçuluğu nasıl tanımlarsınız diye sorarsanız, ben derim ki özne, yüklem, tümleç, eğer o yüklemin öznesiysen varoluşçusun. Eğer ö yüklemin öznesi değilsen değilsin, varoluşçu değilsin. Verimlilik ve etkinlik, işte en önemli verimlilik ve etkinlik, o perspektif, o strateji yapabilme gücüne sahip olabilmek, kabul edilebilirlik, sosyal kabul edilebilirlik çok önemli. Normatif değerlere meydan okumak gerekiyor ara sıra. Bütün araştırma projelerinin bir numara özelliği, inovatif olmasıdır ve normatif kurallara baş kaldırması demektir işin aç. Çünkü var olan bir durumu ortadan kaldırıyorsunuz. Daha önce söylemiş olabilir ama. Einstein hiçbir öğren, hiçbir kuramı eee benimsemiyor. Çünkü benimsesese yine stratejik eee stato e, stato e, bir bakış açısına sahip oluyor. Ama o düşünce deneyleri dedikleri düşünce deneylerin üzerinden şeyler yapabiliyor. Strateji analizlerinde e, ifadeler neler neler olması gerekiyor işin açığı böyle baktığımız zaman analiz etmek, tasarlamak Geliştirmek, iyileştirmek, güçlendirmek, artırmak, göstermek, ortaya çıkarmak, canlandırmak, kullanmak, düzeltmek, tespit etmek, değiştirmek, bunlar hep stratejiyle ilgili temel kavramlar. Kavramlar bizlerin entelektüel mülkiyetidir arkadaşlar. Biz ne kadar farklı düzeyde kavram kullanıyorsak aslında beynimizin değirmenine onu atıyoruz. E, ee, İbni Haldun mu, Ömer Hayyan mı? Beyin bir değirmen misali diyor. Ne atarsanız diyor, onu öğütür diyor işin açı. Ee, beynin içerisine neyi atıyorsak biz onu öğütüyoruz yani. Strateji analizini de bu şekilde yapabiliriz böyle. Faaliyet alanları ve bunları daha önce söylemiştik. En önemli şeylerden bir tanesi de SWOT analizi dedikleri zayıflıklarımız neler, güçlü yanlarımız neler, karşımıza çıkan fırsatlar neler, bizi tehdit eden durumlar neler, bunlar bizim için son derece önemliydi. Bunları konuşmuştuk böyle. Durum analizine baktığımız zaman bugün güçlü yanlarımız neler, bugün ya da bu ay zayıf yönlerimiz, önerilerimiz, gelecekle ilgili neler var. Bunları söyledikten sonra ee, neler proje olabilir? Neler proje olabilir ya da neler olmaz? Yeni bir bilişim teknoloji sisteminin kurulması bir proje olabilir. Ondan sonra bu en güzel proje, Elon Musk bu konuyla ilgili en önemli projeleri gerçekleştiriyor. İşte adam boş yere olmuyor yani. Ondan sonra bir kurumda yeni bir prosedürlerin uygulanması bir proje olabilir kuramsal gelişim için bir proje ortaya koyabilirsiniz. Bir yeni ürün teknolojisini kullanmak adına, teknolojisini üretmek adına bir proje yapabilirsiniz. İş geliştirme ve İslam adına bir proje oluşturabilirsiniz. Yeni bir öğretim programını yapabilirsiniz. Bugün ben yüksek lisans bir öğrencimle Muhammed Hoca'nın da tez jüri üyesliğini kabul ettiği bir şeyde şöyle bir tez önerisini sunduk. Bir modül geliştireceğiz. Bir modül şöyle olacak: Felsefe öğretim modülü diye. Ondan sonra bu modülün öğrencilerin işte yaratıcı düşünmelerine, eleştirel düşünmelerine, daha doğrusu 21. yüzyıl becerilerine katkıları nelerdir? Aslında felsefi eğitiminin, felsefe öğretiminin ondan sonra Çocuklardaki bu 21. yüzyıl becerilerine katma değeri ne? Orada bir modül geliştirerek bir program öğretim programı geliştirerek içeriği felsefe olan bunun çocukların 21. yüzyıl becerilerine katkılarını araştıracağız. Böyle bir öğretim modülü de bir proje olabilir. Sosyal içerikli girişimler de proje olabilir. Bunların hepsi ne olabilir? Proje olabilir. Bir de şu çok önemli, eğer siz yeni bir şeyi e, geliştirmiyorsanız, yenilik transferi de yapabilirsiniz. Bir modeli kendi ülkenizde de uygulayabilirsiniz. Yenilik transferi çok önemli yani. Ee, bir zamanlar Japonlar, daha sonra da Çinliler, Amerika'da ne var ne yok hepsini taklit ederek, adam Japon pazarı, Çin pazarı, e şimdi bakıyorsunuz adamlar transfer ediyor. Hep yeniliği transfer ediyor. Hatta bir anekdot daha anlatayım şimdi. Ee, i̇şte Amerikalılarla biraz espiritüel olsun diye böyle söylüyorum. Ee, Çinlileri hep şey olarak ya siz o kadar çok taklitçisiniz ki hiç yaratıcılığınız falan yok demişler. Ee, siz doğru dürüst bir araba bile öğretemezsiniz falan demişler. Onlar da demiş ki senin yaptığın her şeyin aynısını biz de yapabiliriz diye söylüyorlar diyorlar ki biz öyle bir araba yapacağız ki asla onu e, taklit edemeyeceksiniz diyorlar tamam diyorlar bir yapıyorlar abi götür hadi bunu yapın diyorlar asla bunu yapamazsınız diyorlar neyse Çin'den aradan belli bir zaman geçiyor diyorlar ki biz arabayı yaptık diyorlar peki gelin diyorlar ondan sonra e, şeyini yapalım denemesini yapalım neyse önce arabayı geliyorlar İşte bir aşamada ilk bir aşamada araba çalışmıyor. Hafif bir sekte yapıyor. Hafif, çok hafif de ha diyorlar, bak diyorlar. Görüyor musunuz? Başta bile diyor hata yaptınız diyor. Diyorlar ki, hayır diyorlar. Sizin arabanızda da o başta o hata var. Adam hatayı bile aynısını kopyalayıp <laughs> vermişler. Bakın diyorlar, sizin arabanızda bile aynı hata oranı var. O hatayı bile kopyalıyorlar. Yani burada demek istediğim şey yenilik transferini siz gerçekleştirebilirsiniz yani. Bütün şairler kendilerinden önceki e, üst düzey idollerini taklit ederek e, şiir söylemlerini gerçekleştirmişler. Dünyadaki bütün e, şeyler, edebiyatçılar birbirinden etkilenmiştir. Teknolojik aygıtlar birbirinden etkileniyor. Bu da yenilik bir transfer olarak bunu gerçekleştirebilir. Peki neden proje? Yeni teknoloji ve becerileri edinme de bir fırsat yaratır. Çalışanların performansını geliştirmek için uygun ortamlar yaratır. Yaratıcı ve etkili çalışmayı teşvik eder. Proje varsa motivasyon da var. Şimdi e, üniversitelerde kimler çok revaçta? proje yapanlar revaçta. Niye? Ancak ancak bu projelerin bir katma değeri varsa olur. Yoksa bizim olan bina okur, döner döner yine bina okur diye bir söz vardır ya yani. Hatta bir de Arapçada bir şey söyler, et tekrar rahsen ve levkane 180 derler. Bu da başka bir şey. Siz Burada bir katma değer yaratmıyorsanız o zaman aynı şeyleri söylüyorsanız bu işler olmaz. Peki neler proje olmaz diye baktığımız zaman tek bir etkinlikle proje yapılmaz. Sadece ürün bir proje değildir. Sadece hareketlilik bir proje değildir. Sadece toplantı proje değildir. Sadece araştırma proje değildir proje döngüsünü zaten açıklamıştık. Şöyle baktığımız zaman proje döngüsünde neler var, hangi fikirler aşaması onu söylemiştik. Bizim bir projede bilimsel araştırma sürecinde neler vardı? bir araştırma konusunun, projenin sorusunun belirlenmesi gerekiyor. İlgili literatürün iyi okunması gerekiyor, özetlenmesi gerekiyor. Hipotezleri oluşturmak gerekiyor. Hipotez biliyorsunuz iddialı olan insanlar hipotez oluşturur. Çünkü hipotezin kendisi bir iddiadır. Önceden kabul ettiğiniz masaya yumruğunuzu koyarsınız dersiniz ki arkadaş bu budur dersiniz. Sen de dersin ki ispatla dersin. Onun için de, ispatlayabilmen için de Boş yere böyle yapmana gerek literatürü okuman lazım. Literatürü okumadığın zaman o zaman ne olur? Adam sana güler elinin adamı yani. Araştırma ve analiz yöntemlerinin iyi belirlenmesi gerekiyor. Çünkü yöntem nesnel bir bakış açısını, yolunu ortaya koyar yani. Veri toplama, verilerin analizi, bulguların yorumlanması, yayın ve makale... Burada da bilimsel proje hazırlamanın basamakları yine aynı söylediğimiz zaman bir konu belirleyeceğiz. Konumuz e, diyelim ki ne olsun konumuz beyin temelli öğrenme olsun. Bilgi toplayacaksın, bununla diyeceksin ki beyin temelli öğrenme ile ilgili e, eğitim literatürüne geçmiş ve eğitim programlarına yansıyanlar ne zamandan başlamış? İşte dersin 1990'lı yıllardan itibaren günümüze başlayan beyin on yılları ilan edilmiş tüm dünyada, Avrupa'da, Amerika'da. E, bununla ilgili genom projesi ortaya konmuş. Peki buradaki bilimsel yöntem ne? Oradaki bilimsel yöntemler artık eğitimsel norobilim bağlamında laboratuvarlara dayalı olarak bu yöntemler geçiyor. Yani e, insanların... Ee, biri bizi gözetliyor. şeydeki Artık beynin e, MR'ları çekilerek beynin içerisinde neler varsa e, o görüntüler otomatik olarak kan akışlarına dayalı olarak görülüyor. Kontrollü deneyler yapmak ve sonuçları kaydetmek çok önemli. Ee, bilmem araştırma yaptınız mı ve bu konuyla ilgili herhangi bir şey var mı? Türkiye'deki yapılan araştırmaların yüzde %90'ına yakını. Hep tarama türünde araştırmalardır. Tarama türünde araştırmalar, deneysel çalışmaları ve deneysel araştırmalara çok az yer verilir. Herhangi bir e, Kongre Kitapçına bir bakın isterseniz Kongre Kitapçına baktığınız yap zaman e, yapılan araştırmaların çoğu tarama türünde araştırmalar, betimsel araştırmalardır ya da tarihsel araştırmalar olabilir ama baktığınız zaman hepsi olgusal düzeyde bir bilginin tekrarı veya transferi gibi görüş bildirme gibi görüş alma gibi. Ondan sonra ancak deneysel çalışmalarda bir şeyin bir de deneysel çalışmalarda şöyle bir şey var yapı var. Hep biz şunu yapıyoruz bir deneysel çalışmayı hep doğruluyoruz mesela. Bunun akademik başarı, deneysel çalışma yapmışız. Bu deneysel çalışma doğrudur. Bu deneysel çalışma öğrencinin akademik başarısını artıyor. Bu deneysel çalışmada işte şunlar şunlar. Zaten o sonuçlar belli. Bir de tam tersine ya bu deneysel çalışma bu değişkenleri doğrulamıyor. Bu yapıyı da eksiklik var. Oradaki strateji ve sorun analizlerini iyi kurgulamadığımızdan dolayı onun şeyine ne çürütmeye dayalı deneysel çalışmalar, Belki de hiç aklımıza gelmiyor ya da kardeşim onlara bir meydan okuyucu bir tarzda bir şeyler koymamız gerekiyor. Yani e, grafikler, tablolar, çizimler son derece önemli. Yaptığını göstermek son derece önemli. Rapor yazma ve sunuş, bilim, bilimsel araştırma yönteminde olması gereken temel şeylerden e, bu zaten tekrar ediyorum, konu belirlenecek e, e, kaynak alan Taraması yapılacak, hipotezleri, hipotez cümleleri kurulacak, araştırmayı, planlama ve uygulamayı gerçekleştireceğiz. Verilen analizi ve örnek bir rapor halinde sunulacak. Şurası çok önemliydi. Proje ve verimlilik kavramında e, zihnin bir durumudur diyor. Ne zihnin bir durumu? İnovasyon zihnin bir durumu. E, i̇ki tane karikatüre baktığınız zaman, biz şemsiyeyi hep nasıl bakarız? Öbür taraftaki adam şemsiyeyi nasıl değerlendiriyor? isidir. verilerine göre gelişmiş ekonomilerde büyümenin yarıdan fazlasının kaynağı yenilik faaliyetleridir. son zamanlarda Polonya ile ilgili veriler vardı. Polonya bu TIMS Teams ve PISA sonuçlarında ülke puanlarını artırarak yukarı çıkıyor ve o kişi başına gelir puanlarını artıran bir ülke oldu yani. Eğer siz ülkenin ekonomisini ve gelişmişlik seviyesini çıkarmak istiyorsanız ee, bu Pisa Teams First gibi o çocukların aldıkları puanları yukarıya çektiğiniz an sizin ekonominiz de bir nevi otomatik olarak yukarı çekiyor. Zeki insanlar zeki ekonomiler yönetir, adaletli dağıtırlar ve yenilik yaratırlar. Şimdi şu yeniliğe baktığınız zaman diğeri e, çok enteresan, sadece kendi ıslanmasın diye yapıyor ama diğeri çok enteresan bir yaratıcı bir fikir ortaya koyuyor yani. Şimdi geçen haftalarda bunların çoğunu biz söylemiştik aslında. Şuraya gelmiştik baktığımız zaman e, bunların örneklerini vermiştim. E, şu e, bir araştırma şeyde e, yenilik nereden kaynaklanıyor? Yenilik problemlere farklı bakış açılardan Yaparsan biraz önce e, şemsiyeyi ters tutanla düzgün tutan ve şemsiyeden o şeyden çiçeği sulayan insanın karikatürizi edilmesiyle, bakış açısıyla çok önemli. E, eğer biz problemlere düz bir mantıktan bakarsak o zaman e, herkesin yaptığı gibi yaparız ve yenilik ve yaratıcılığı biz ortaya koyamayız. O halde problemlerin çözümünde e, algısal iradeler ve pratik dayanaklar diye bazı sınıflamalar yapılmış. Bunlar şunlar mesela, algısal iradeler. Bir, siz problemlere nasıl bakarsınız? Ya bu, bu Tanrı'nın işidir, Allah'ın işidir. Ee, ondan sonra ilahi e, irade algısını oraya havale edersiniz. Mutlak akıl olarak vahiy kullanırsınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani Mevla'nın takdiri dersiniz. Tabi takdiri. Böyle bir bakış açısı vardır. Böyle de bakarsınız. Ondan sonra yenilik üretmenize gerek yok. İkinci bir problemlere bakış açısı şu. Toplumsal irade algısı vardır. Nasıl problemleri nasıl çözümlersiniz? Nasıl bakarsınız? Toplumsal gözlüklerini takarsınız. Dersiniz ki bu örf adetlerimiz böyleydi, böyle geldi, böyle gidecek dersiniz yani. Anamız, babamız böyle çözüyordu, bunu biz de böyle çözüyoruz dersiniz yani. Aynı giyim kuşamlarınız değişmez veya da bakış açınız değişmez. Ondan sonra bir olay olduğu zaman aynı şeyden bakarsınız yani, pencereden bakarsınız yani. Bir şey vardı, Arap kızı yağmur yağıyor, Arap kızı camdan bakıyor diye böyle bir ee, şey, tekerleme vardı. Toplumsal irade algısı, örf ve adetler e, bir de belgesel programlar var biliyor musunuz? TRT1'de izliyor musunuz? Dünyadaki inanç sistemleri diye her bir inanç sistemin ne kadar farklı inanç sistemleri var. Baktığınız zaman hani tıpkı şey gibi e, Akif'in kimi yamyam kimi bilmem ne bela işte dördü beşi saldırıyor filan diye o Çanakkale şeyinde var ya her birisinin ayrı bir bakış açısı var yani. Toplumsal irade algısını işte bilimsel araştırmalar toplumsal irade algısını daha üst perdeye çekebilmek son derece önemli. Bir de burada bireysel irade algısı. Problemlere çözüm çözümde hangi algısal iradeyi kullanıyoruz? Bireysel akıl ve sezgiyi mi kullanıyoruz yani? Biraz önce söyledim ya, eğer siz bireylerin e, aklını, zekasını, problem çözme becerilerini o PISA'daki, e, teamsteki o soruları yukarı çıkarırsanız, bakış açılarını bireysel algı iradesini fazlalaştırırsınız. Bizim e, son zamanlardaki yeni nesil sorular diyorlar ya, yeni nesil sorular PISA sorularını burada herkes biliyor bakın herkes biliyor. Daha önceki sorularımız nedir, ne değildir, hangisidir, kimdir, nerede olmuş, ne zaman olmuş? Sorular böyle söyle böyleydi. Sorduğunuz sorular aslında kendi zihinsel dünyamızın bir yansımasıdır. Oysaki PISA sorularına baktığın zaman öncüllü sorular, hipotetik sorular. Yani eğer şöyle olursa bu böyledir diyerek gerektiren sorular birinci öncülü, ikinci öncülü koyup aşağıdaki üç soruyu da birinci bir tane açıklama yapıyorlar sonra birinci öncül, ikinci öncül sonradan da soru kökünde diyor ki yukarıdaki birinci ve ikinci öncülü düşünerek yukarıdaki sorunu nasıl çözersiniz? Yeni nesil sorusu böyle. Böyle bir bakış açısıyla öncüllere dayalı olarak e, sorulara bireysel akıl ve sezgi yoluyla çözmeye çalışan bir insanla problemlere ya anam babam böyle yapıyordu işte biz böyle yaptık eskiden de böyle yapıyordu. Yapacak da bir şey yok. Derseniz olmaz. Bunun temelinde yine e, şey var e, okul hayatı var. Size bakın ııı e, Modern insanın hayatını, modern insanın hayatını çevreleyen üç tane temel kurum var. Birincisi aile kurumu, ikincisi okul, üçüncüsü devlet. Şimdi aile öznel bir kamusal, öznel bir alandır. Devlet kamusal bir alandır. Okul hem öznel hem de kamusal alanı bir araya getiren, toplumu şekillendiren bir e, Yine kamusal bir alandır. Eğer okulları biz, okulları biz e, problem çözmede bilimsel irade algısını hakim kılan bir yerler haline getirdiğimiz takdirde hangi problem bize zincir vuracakmış şaşarım dersiniz yani. Ha şimdi. Problem çözmede algısal iradenin en üst versiyonuna baktığınız zaman bilimsel e, irade algısı ortaya çıkıyor. Bilimsel irade algısında da bilimsel yöntem ve bilimsel diyalog son, son derece önemli. Burada ne vardır bilimsel yöntemde? Ortak akıl vardır, ortak akıl. Yani e, ortak akıl bilgi edinmenin temel yolları neler diye sordukları zaman bir akıl yürütme yolları dersiniz. Deneyimler dersiniz. Ondan sonra otorite figürü dersiniz. Gazeteler, dergiler, bilgisayar vesaire dersiniz. Ondan sonra bir de bilimsel yöntem dersiniz. Bilgi edinme yolları olarak yani. Bilgi edinme yolu işte bu bilimsel ortak akılda tüm insanlığın bilgi birikimi olarak ortaya çıkan ve her zaman içinde çok çabuk eskitilen tüm dünya ülkeleri tarafından üretildiğinden daha çok tüketilen bir meta haline geldi. Niye yenilik o kadar hızlanıyor ki? En basitten her sene arabaların şeyleri değişiyor yani nedir? Prototipleri değişiyor. Her sene, giyim tarzları değişiyor. Her sene işte farklı yenilik geliyor. 365 gün bile ne yapıyor? Çok uzun geliyor artık yeniliğe. Onun için bu problem çözmede bilimsel irade algısı son derece önemli. Peki başka bir bakış açısında da problem çözmede pratik dayanaklar nelerdir diye sorduğumuz zaman şudur pratik dayanaklar. Problem çözmede hangisinin ağırlıkta olduğu bireyin yetişmişlik düzeyi ve çevre faktörlerine bağlı denilebilir. Ne yapılabiliyor yani? Ee, bakın pratik dayanaklarımız şu: bir önceki uygulamalarımız bir problem çözmede neyi referans alıyoruz, nasıl çözüyoruz problemi? Önceki uygulamalar nelermiş mesela? Gelenekler bunu nasıl çözmüş? Ya yani da emsallerine bir bakıyoruz yani emsallerine bir bakıyoruz. İkincisi otorite figürleri yani kişiler ve e, yönetsel kurumlar bunu nasıl çözmüşler yani? Bu konuyu e, işte e, bu konuyu Atatürk nasıl çözer? Fatih Sultan Mehmet nasıl çözer? Ondan sonra Einstein nasıl çözer? Napolyon nasıl çözüyor? Ya da Churchill nasıl çözüyor? E, ya da Elon Musk nasıl çözer? Bu otorite figürleri veya da Aziz Sancar nasıl çözer? Ya da işte nedir eski bilim yani önceki uygulamalarda ve şimdiki otorite figürlerinde e, şu an dünyadaki işte e, en ünlü alanlarına göre otorite figürleri kim? O alanla ilgili nasıl çözüyorlar? Her sene Nobel ödülleri ortaya çıkartıyorlar ve onların hepsi bir otorite figürü olarak karşımıza çıkıyor mesela. Bu nasıl çözüyor bu şeyi? Sonra Pratik dayanaklarımız, kişisel deneyimlerimiz, kişisel tecrübe algısı, tüme varımsal mantığımız. Yani problemi çözerken biz daha önce yaşantılarımıza dayalı olarak bu problemi nasıl çözüyoruz? Ne yapıyoruz? Başka pratik dayanaklarımız ise şu, ortak ölçütlere göre sınanarak geçerli ve güvenilir birikimli bilgi bu, bilim. Bilim bu problemi nasıl çözüyor? Mesela son zamanların en popüler konu işte söndeki e, parçacık, Higgs parçacığı mı diyorlar ya da Tanrı parçacığı mı diyorlar? Adamlar e, kuantum temelli, kuarkların e, daha küçüğü olan işte spinler o dönen şeylerle ilgili, e, o kuarkların e, atom altı parçacıkların o kuarkların daha altında ne var? Ne oluyor diyor yani. Onu merak ediyor yani. Kuantum e, parçacığı ve kuantum fiziği ile ilgili zaten fizik e, bilimin temel mantığı olarak ortaya çıkıyor. Bunları da söyledikten sonra peki e, problem çözmede bilimsel irade algısı dediğimiz şey ne? iki tane bilimsel irade algısı var. En son şurada söylediğimiz gibi bilim dedik ya bilimsel irade algısı. Onu açmamız gerekiyor işte problem çözmede bilimsel proje hazırlamada en önemli şuradaki bilimsel irade algısını biz şurada bir çözmemiz gerekiyor. Orada da iki tane yapı var. Bir bilimsel yöntem, iki bilimsel diyalog. Bilimsel yöntem zaten daha önceki aşamalarında hepsini Açıklamıştık bilimsel yöntemin bakış açısı şu. gözlem yapacaksın gözlem yap bak diyor bakmakla görmek arasında dinlemekle e, duymak arasında nasıl fark varsa gözlem yapmakla bakmakla görmek arasında da fark var farkı nedir biliyor musunuz takip biliyorsunuz birisi fizyolojiktir birisi psikolojiktir yani dinlemek veya duymak duymak fizyolojiktir. Ee, dinlemek psikolojiktir. Çünkü anlam yaratıyorsun. Duyarsın ama e, anlam oluşturmuyorsan duyuyorsun. Herhangi bir fizyolojik rahatsızlık yok. Duyarsın ama oradan anlam yarat, anlam oluşturuyorsan o dinlemeye giriyor yani. Yani ses söze dönüşüyorsa söz orada bir anlam oluşturuyor. Tıpkı bakıyorsun ama orada görüyorsan e, oradaki Dedik ya yaratıcı düşünme sürecinin bir uyarıcı keşfetme, ondan sonra planlama, etkinlik ve gözden geçirme ve değerlendirme aşaması var. Orada bir gözlem, gözlem yapmak da sadece bakmakla ilgili değil, gözlem yapmak beş duyuya dayalı olarak algısal kayıt kanallarını o olayın, olgunun, nesnenin, durumun, fikrin, düşüncenin problemin üzerine yoğunlaşması demektir. Ee, gözlem böyle bir şey. Eee gözlemi açıklayacak bir hipotez ortaya atmak, bir iddia ortaya atacaksınız. Sonra bu iddia ile ilgili hipotezi test etmek gerekiyor. Ya doğrularsınız ya da çürütürsünüz. Sonra pek çok testten geçtikten sonra bu hipotez teori ve Teori olarak öne sürersiniz yani. Teoriyi test edersiniz, sonradan teori olur. Teori kuram, teori nazariye diye bunların eş anlamlıları da bu şekilde çıkıyor. Bu bir bilimsel yöntemin ilk bakış açısı. Peki, bilimsel yöntem problem çözmek için izlenen düzenli yoldur diyor. Düzenli bir yol. Bu bilimsel yöntemin temel mantığı şu... Eğer sen bir problem problemi çözmek için yola koyulmuşsan, senin yolda yürüyüşün belli bir metodolojiye dayalı olarak olması lazım. Orada bıraktığın zaman, diğeri de gelecek senin bıraktığın yerden aynı şekilde gidiyor ve sonuç çözüyorsa bu bilimsel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Gerçeklerin olasılıklı algılanışıdır diyor bilimsel yöntem. Çünkü alternatifli bakış açılarına göre ne demiştik? Sorunun analizi, stratejinin analizi, hedefin analizi, durumun analizi mantıksal bir çerçevede bu proje hazırlamada bunların hepsinin analizini yapıyorduk. Sonra da bir proje döngüsünde bu proje döngüsünde fikirlerin belirlenmesi, fikirlerin analizi, maliyet planlama iki tane temel bakış açısı vardı. Bunlar son derece önemliydi. Biz burada şu kavramların üzerine çok iyi durmamız gerekiyor. Bilimin temel işlevleri konusunda e, hepimizin bildiği gibi bilim bir şeyi anlamaya yardımcı olma, anlaşılır olması, anlamlı hale getirilmesi için bilimsel yönteminin bakış açısı, o. bilimin temel amacı o. anlamaya çalışım, anlama işlevi nedir sorusunu cevap arar yani. Tanımlar e, bu ise açımlama ve ayrıntı belirlemeyle ortaya konur yani. İkincisi açıklama. Niçin sorusuna cevap verir? Bilgi üretme açısından bilimin en üst işlevidir. En gelişmiş işlevsel hali ise biraz önce söylediğim gibi, teori, kuram, nazariye ortaya koymaktır. Bilim kuramlarla gelişir. Ne kadar kuramı ortaya koyar, teori ortaya koyarsanız işte siz bilim yapıyorsunuz demektir. Şimdi eğitimle ilgili baktığınız zaman eğitim bilimleriyle ilgili eğitim kuramlarına, işte davranışçı kuram, bilisselci kuram, sosyo, sosyo bilisselci kuram davranışçı pardon yapılandırmacı kuram bu kuramlara baktığınız zaman çoğunun temelinde Avrupa kökenli insanların şeyleri var yani. Davranışçı kuram kendi içerisinde beş kategoriye ayrılıyor. Her bir kategori kuramının işte nedir? Klasik koşullanma, bitişiklik, bağlantısallık, edimsel koşullanma. Bir bakıyorsun her birisinin bir tane temsilcisi veya bir iki tane temsilcisi oluyor yani. Sonra bir bakıyorsunuz bilimsel yöntem, bilimsel kurama bakıyorsunuz. İşte e, Gag ne diyor? Sonra Piaget diyor. Sonra işte e, içerisinde Alman ekolünün e, o kuramları var. E, onlar gel Kopke, e, Wartheimer Ondan sonra sonra bir bakıyorsunuz sosyal öğrenme kuramı e, Bandura Bandura diyor. Bandura var sosyal öğrenme kuramında ya. Yeah. Bilişsel kuramlara bakıyorsunuz. Bilişsel kuramlar kendi içerisinde birçok böyle e, kuramlar ortaya çıkarıyor. <laughs> en sonu işte yapılandırmacık, yapılandırmacılığa bakıyorsun. Ta Sokrat'a kadar dayandırıyor yapılandırmacılığı. Son olarak da beyin temelli öğrenmeyle ilgili yeni bir akım devreye giriyor. O akımı eleştiriyorlar insanlar ve oradan yeni bir bakış açısıyla eğitimsel norobilme doğru gidiyor daha genç, daha farklı, daha yeni. Sonra bir bakıyorsun teknopedagojik eğitim yaklaşımı ortaya çıkarıyorlar. Yani bir sürü şeyler test ediyorlar yani. Onun için entelektüel birikiminiz kadar gelişmişinizdir. Entelektüel birikimi sağlayabilmek adına çokça sorgulamayı gerçekleştiren öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bilimsel yöntemin en önemli esprisi bu. Kuram dediğimiz zaman olguları kavramsal olarak açıklayan genellemelere dair sistemdir ve bir modeldir. Kuram yeni kuramların devreye girmesiyle değer kazanır. Burası çok önemli. Konuşmamın başında da eğer biz bir kuramı, bir modeli ee, yanlışlamak üzerine deney yapmıyorsak yeni bir kuram ortaya koyamayız. Bizim eğitim sistemimizde hep bazı şeyleri doğrulamak adına sanki bilinçaltımızın bize bakış bilinçaltımıza öyle bir yerleşmiş ki bütün eğitimdeki yapılan çalışmaların işbirliğine dayalı öğrenme, tam öğrenme, çok zeka, ikili kodlama sistemi, ne kadar ne teknik biliyorsan bir bakın hepsinin şeyinde öğrencinin akademik başarısını artırır, turtumunu artırır şey var Ya artık bizim de bunları eleştirel bir paradigmadan veya da değişkenleri değiştirerek farklı bir bakış açısından kardeşim bu zayıflatıyor mesela bunun yerine şunu koymak gerekiyor Şöyle bir şeyler söylemek gerekiyor. Hani e, Mevlana'yı hep söyleriz ama işte dün dün ne kaldı can cazım bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor. Ya bunu e, her gün e, tahtaya veya da dijital tahtalara yazarak çocuklara bunun bilinçaltlarına ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz lazım. Bakın bunu ortaya koyup buradan bir modelleme, bir teori ortaya çıkarmamız lazım. veya da buna benzer örneğin yani. İlişkilendirmemiz lazım. Bizim bu yapılanların çoğunu götürüyoruz, biz buna dayandırıyoruz. Yani ortaya koy, deneysel çalışma yap, bir sürü şey yap. Ha bilmin başka bir işlevi ise kontrol işlevi. Kontrolsüz güç, güç değildir diyor. Ee, anlama ve açıklama işlevleriyle üretilen bilgilerin fiilen uygulamaya aktarılması, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasını amaçlar. Eğer bilimin en önemli özelliği kontrol altına alabiliyorsan e, bilimdir. Eğer kontrol altına alamıyorsan e, kardeşim e, öbür tarafını herkes yapıyor yani. Bilimsel yöntemin niteliği son derece önemli burada aynı zamanda da bilimsel yöntem nedir ne değildir diye onun niteliklerine baktığımız zaman bilimsel yöntem sınanmak içindir çürütülmek içindir yansızdır açıktır seçiktir duyarlıdır tüme varım ve tümden gelimli bir sentezi ortaya koyar eleştirel düzeltici ve sınayıcıdır yani bilimsel yöntemin yapısı bu ee, şey var, feyerabatın bir şey bir anarşist kuramın eleştirisi diye bu feyerabat e, buraya not edelim bir tane feyerabat yönteme hayır şeyi var bakın bilimsel yöntemden bahsediyoruz ama adamlar yine kendi içerisinde bu e, papırda ondan sonra feyerabat bazen bazı şeyler bu bilimsel yöntemlere de karşı çıkarak, hani nicel yöntemlere karşı çıkarak nitel yöntemleri, bak bugün dünyada popüler alan yine bir nitel yöntem var. Hep nicel yöntemlerden bahsediyor. Bilim artık diyor nicel yöntemlerle gelişmeye gerekiyor, Nitel yöntemlerle de öznel bakış açılarıyla da bilim gelişir diyerek nitel araştırma yöntemlerinin bilim üretmenin temelini ne yapıyor? Ortaya koyuyorlar yani. Bilimsel yöntemin basamaklarını zaten daha önce söylemiştik. Güçlük hissedilmesi lazım. Fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığın hissedilmesi. Şimdi ben eleştirel ve analitik düşünme dersine giriyorum bu dönem. Geçen dönemlerde giriyorum. Öğrencilere şunları söyledim. Arkadaşlar pandemi dolayısıyla sizi, ailenizi, komşularınızı ve çevrenizi rahatsız eden durumlar nelerdir? Buradan üç tane problem belirleyin. Bu problemleri siz hissediyor musunuz? Çevrenizdeki insanlar hissediyor mu? Bu problemin temel kaynakları nelerdir? Bu problemi siz e, nasıl çözeceğinizi düşünüyorsunuz? Problemlerle nasıl tespit ediyorsunuz bu problemi? Bu çözmek için e, veri toplama araçlarınız, gözlem yapın, görüşme yapın, anket uygula, gidin konuşun, bakın, beş duyunuzda onu test edin. Yazın onu dedim yani. Hissediyor musunuz yani? Ee, köle olan insanlar e, köle olduklarını hissetmedikleri sürece e, baş kaldırı yapamazlar. Çünkü onlar e, şuradaki ya ilahi irade algısı ya da toplumsal irade algısına mahkum olan insanlardır. Problemleri çözmede böyle bakarlar. Ama e, eğer ki bu insanlar köle olduğunun farkına vardıkları an artık özgürlüklerinin ateşi yanmış demektir. Buradaki problemin hissedilmesi son derece önemli sınıflarda eğer öğrenciler öğretmen sınıfa girer girmez ayak böyle kaldırıp öğretmenin bir sorun var size ya da dijital tahta ya da o artık yeşil tahta veya her ne tahta ise o şeylere sorular yazıp öğretmene 40 tane 20 tane öğrenci olsun artık 40 demeyim abartmayayım eskiden bizim zamanımızda 40 öğrenci vardı şimdi hadi daha bir modernite çağına gelmişizdir ondan sonra Tahtada sorular yoksa öğretmene girer girmez sorular ve hipotezlerle ilgili e, yapmıyorsa bu iş olmaz. Bu iş aynı olmaz. E, ne olur biliyor musunuz? Dijital uçurum olur. Dijital uçurumda da elin adamı artık ışık hızıyla uçup gidiyor yani. E, Mars'ta helikopter uçurdular elin adamı yani. Problemi tanımlamak, bunu zaten söylüyorum, kestirilen çözümün belirtilmesi, burada değişkenler arasında var olan ilişkinin tahmin edilerek denence ya da soru cümlesiyle ifade edil, ifade edilmesi son derece önemli. Deneme ve değerlendirmelerin yapılması, raporlaştırma, sonucun rapor edilmesi. Yani burada tanımlama, teşhis, sınama ve raporlaştırma. Benim asıl söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de bu bilimsel yöntem hep biliyorum. Bir bilimsel diyalog son derece önemli. Diyalog diyalog yine oradan o geliyor. Bilimsel diyalog temel mantığı şu: ölçütlü eleştirel düşünme ve sorgulama sürecidir diyor yani. Amacı farklılıklara saygı temelinde karşı tarafın özgürlük alanını genişletip rahatlatmak amacıyla uygun bir güven ortamı hazırlar ve yapılandırır. Yani bilimsel diyaloğ, diyalojinin e, temel yapısı özgürlük alanlarını geliştirip güven ortamını sağlamak. Yani bunun anlamı şu, fizyolojik rahatlık, psikolojik güven yapması yani oluşturması. Başka bir ifadeyle farklı görüş e, görüşler arasında mantık arayıp onu anlamak, ve samimiyetle evet diyebilme çabasıdır diyor. Evet gerçekten seni anlıyorum. Galiba şunu düşünüyorsun. Bu yönüyle de haklı olabilirsin. En azından bu farklı algıda bulunmana saygı duyarım. Mesajlarını vermektir. Biz bunları hep söylüyoruz ama ne kadarını hayata geçirebiliyoruz? Bilimsel diyaloglarda ve araştırma sürecinde kimsenin hazır doğrularla başkalarına nasihat etmesi beklenemez. Senin nasihatın sana kardeşim. Aksine düşündürücü, sorgulayıcı, ilham verici sorularla seçenekleri zenginleştirmek. Burası çok önemli. Hazır doğrularla başkalarına nasihat etmeyi bir kere... E, Bilimsel dünyada bunu, akademik dünyada bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlham verici sorular sorabiliyor muyuz? O çok önemli. Hani e, hipotetik bakış açısına dayalı, e, vadifli cümleler var ya işte, eğer şayet şöyleyse böyle olur gibi, o cümlelerle, öncüllü cümlelerle, biz öğrencilere sorular sordurtabiliyorsak o gerçekten iyi bir eğitimcisiniz demektir. Çözüm arayışı ve başarıyı artırmak çok önemli. Bilimsel diyalog dediğimiz şeyde şu çok önemli. Bilimsel tartışmalarda bir, özgürce soru sormak hayati önemdedir. İki, bilimsel yöntemde her gerekçeli iddiaya denence... Diye sınama hakkı tanındığı gibi diyor. Üç bilimsel diyalog sürecinde de herkesin zihninde oluşan soru sorma ve ona cevap e, arama hakkı vardır bilimsel araştırmalarda. Peki gelelim bilimsel diyalog nasıl başlamalı? Son slaytlara geliyorum. Bilimsel diyalog nasıl başlamalı? Ne yapmalı? Bilimsel diyalog algılanan sorun Düşünceler, tutumlar, durumlar, yargılayıcı sorular kargaşa, uyuşmazlık ile başlamalıdır diyor yani. Medeniyetin başlangıcı sorundur aslında yani. Sorunu biz hep şey görüyoruz yani, sorun olarak görüyoruz. Sorun medeniyetin başlangıcıdır, inovatifin başlangıcıdır, yaratıcının başlangıcıdır. Çatışmalar e, olmasa gelişme olmazdı zaten. Baktığınız zaman e, burada A kişisi ya da grup ben haklıyım diyor. Öbür tarafta diyor ki o da ben haklıyım diyor. Çünkü işte bu çünküden sonra oluşturacağınız her şey son derece önemli. Buradaki anahtar formül şu. Evet böyle böyle fakatlı evet fakatlı cümleler kullanarak böyle 3-4 tane aşamayı geçmeniz gerekiyor yani. Bu taraftaki adam diyor ki, evet ben haklıyım fakat şu da vardır diyor, şöyle durumlar da var. Evetli, farklılıklı öğrenme sürecinden birinci aşama başlangıç duruşları, ikinci aşama başlangıç duruşları, biz birlikte evete doğru gidiyoruz diyor. Bilimsel e, yöntemde bilimsel yöntemde baktığımız zaman şurada ne vardı ortak akıl vardı yani bilimsel yöntemde bilimsel yöntemde bilimsel diyalogda ortak akıl vardı biz bu ortak aklı ne yapmamız lazım orada bunu kullanmamız gerekiyor biziz evet diyerek e, burada bir ortak algı ya da birlikte var olma e, olma kararı şuradaki hep birlikte sevinme. bunun en güzel Örneklerini biz e, geçenlerde bu NASA'nın e, Mars'a e, şey gönderdiğinde <laughs> tüm televizyonlarda veyahut da dijital ortamlarda onların sevinç anını gö görülebiliyor yani belki de. ya yani Biz de futbol takımlarında görüyoruz onu. Bizim kültürümüzde de e, onu görüyoruz. Adamlar teknolojide eller aya bir biz yaya hesabından inşallah biz de ayada gideriz. Ondan sonra o şeyi yakalıyor. Müziği kullanırken bile öyle bir şeyi kullanıyor işin açığı. Burada bilimsel diyalog son derece önemli. son cümlelerim olarak da diyalojik demokrasi diye bir kavram var. Diyalogik demokrasi. Bu ne demektir? Demokrasinin demokrasisi diye söyleniyor. Eğer bilimsel yöntemde de bilimsel diyalog mekanizmasını biz ne yapmamız lazım bilimsel araştırma yöntemlerinde bunu ortaya koyup e, yeni şeyler söylemek gerekiyor. Ve yeni şeyler de ancak bilimsel diyaloglarla başlamalı diye e, söyleyerek bugünkü konumuzu burada bitiriyoruz beni dinlediğiniz için sizlere en derin saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz.